أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Şu arkamdaki tablo, şu halı işlemeden yazan ayet-i kerime okuyorum. Eleysallahu, Allah değil midir bir kafi? Yani kafiyun. Allah kafi değil midir abdehu kuluna? Allah kuluna kafidir. Ne güzel ayet değil mi? Hepsi güzel de bak. Allah kuluna kafi değil midir ne demek? Kafidir demenin en sağlam ifadesi, ibaresidir. Allah kuluna kafidir. Bütün mahlukatına, bütün canlı, cansız ne yaratmışsa, insanlardan, cinlerden, haşerattan, her türlü mahlukat ne varsa, hepsine kafidir. Onların dünyasına, ahiretine, maddi, mani, bütün konumlarına vakıftır. Onlardan haberi vardır. Onların ihtiyaçlarına da Allah-u Teala kafidir. Cenab-ı Hak kendisinin bize kafi olduğunu beyan ediyor Kur'an'da. Bizim onun bize kifayet ettiği şuuruyla Allah bana yeter, Allah beni kayırır diyebilecek güzel çalışmalarla ona karşı güzel kulluk yapabilmeyi nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak ifa etmeye çalıştığımız sene 1435 Hicri olarak miladi 2014 Ramazan-ı Şerif'i kabul eylesin. Amin. Ve inşallah sıla-i rahimlerimizi, gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz, kabir ziyaretlerimiz, eşimiz, dostumuz, büyüklerimiz, sevindirdiğimiz ortaokul, lise, üniversite, medrese talebelerimiz. Ben çok acayip bugün bu sene bankördüm yani. Sizin vesilenizle Allah razı olsun. Talebelerimizi, fakir fukarayı sevindirdik. Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hak hepimizden bol kepçe razı olsun. Sıla-i rahimlerimizi Cenab-ı Hak kabul eylesin. Kazanımlarımızı Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız o gecelerde mübarek Kadir gecelerinde, Berat gecelerinde, Gayb kandillerinde, Mevlüt kandillerinde değil mi? Miraç kandillerinde, Cuma geceleri, Arefe geceleri, oruçlar, teravihler, aman yarabbi, hatimler, tesbihler, hayırlar, hasenatlar, kırıla gittik yani. Bunları bu şuurda aman 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 daha taze taze girdik Şevval ayına. Aman göreyim sizi de kendimi de inşallah. Elimize aldığımız kazanımlarımızı Cenab-ı Hak kaybetmekten bizi muhafaza eylesin. Elimizden tutsun. Bütün alemi İslam'ın elinden tutsun Cenab-ı Hak. Birbirimize dünyada ahirette faydalı kılsın güzel kardeşim. Allah bize kafidir. Cenab-ı Hak o şuurda bizi de hareket etmeye muvaffak eylesin. Yeter ki biz Allah ile beraber olmaya gayret edelim. Cenab-ı Hak bizi hiçbir zaman hiçbir kulunu bırakmadığı gibi bizi de bırakmaz güzel kardeşlerim. Sabırla da bizi imtihan etse, şükürle de imtihan etse hiçbir zaman bizi bırakmaz. Allah bir an bizi bıraksa biz helak oluruz. Hiçbir kulundan bir an iletişimini Allah kesmiş değil. Kesmez. O zaman Allah o kulundan gafil olur.
Allah hiçbir kulundan, hiçbir yarattığından gafil değildir. Yani benim durumumu takip eden bir rakib. İnna Allah aleykum rakiba. İnna Allah kana aleykum rakiba. Allah üzerinize rakiptir. Murakabe, sizi takip ediyor. Beni takip ederken, hani haşa, benimle meşgul olmuyor. Beni izlerken, beni maddi manevi takip altına almışken, Japonya'dakinden Allah mahrum olmuyor. Oradakine ulaşmasına engel değil. Bir anda kainatı aynı orantıda istediği şekilde Cenab-ı Hak takip ediyor ve buna kadirdir. Zaten akıldan almadığın zaman, akıl almaz bunun için, uluhiyet meselesi bu. İlah olması için bu önemlidir yani. Yoksa öteki türlü o kadar bazı sistemlerde takip ediyor. Adam bilgisayardan ben de takip ediyorum diyor. Ötekisi uzaydan, bilmem uydudan takip ediyorum diyor. Herkes bir yerden bir yerleri takip ediyor. Hepsi sekteye uğrayabilir. Ama Allah'ın kainatı, takibatı hiç sekteye uğramaz. Cenab-ı Hakk'ın denetiminde, gözetiminde, murakabesinde yaşıyoruz güzel kardeşlerim. Ramazan'da buna biraz daha dikkat ettik. Allah'ım beni görüyor, Allah'ım beni takip ediyor diye. Biraz daha dikkatimizi arttırdık, biraz daha hassas davrandık. Ben arzu ediyorum ki kendime de size de bu hassasiyetlerimizi, bu güzelliklerimizi, kazanmaya çalıştığımız o kalite durumlarımızı inşallah kaybetmemeye biraz daha gayret edelim inşallah. Şeytan bayağı çekti bizden. Şu anda bize çektirmek için en ufak kıvılcımı bile değerlendirecektir. Cenab-ı Hak onun da şerrinden, imtihandır, kıyamete kadar olacak. Onun da şerrinden, onunla yaptığı mücadelelerden de Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin. Amin. Şerrinden de bizi muhafaza etsin inşallah. Allah razı olsun. Güzel kardeşlerim, hadis-i şerifi okuyacağım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz en güzel şekilde Cenab-ı Hakk'a kulluk yapar. En güzel şekilde cömertliğini daha da arttırır. Hiçbir ayda olmadığı tarzda bir insan olurdu Muhammed aleyhissalatü vesselam. Zaten kainatın en güzel insanı, 11 ayda böyle bir Muhammed Mustafa yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan-ı Şerif'te olan Muhammed Mustafa'nın farkı, yani hepsinde güzellik var da Ramazan-ı Şerif'te kat kat arttırıyordu yani güzellikleri. Ben de onun için kendime ve size o güzelliklerin artmasını istemiştim, söylemiştim Ramazan'da. Şimdi ise elde ettiğimiz o maddi manevi kazanımları, cebimize doldurduğumuz, kasamıza yazdırdığımız sevaplarımızı kaybetmeyelim. Şeytan elimizdeki sermayemizi bitirmek için bütün gücüyle çalışacaktır. Başlamıştır. Arefe gününden başlamıştır değerli kardeşim. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin. İmtihandayız. Bu imtihanın esprisi zaten şeytan vardır, nefis vardır, şeytani ve nefsani, şehevani şeyler vardır. Hiçbir şey olmasaydı imtihanın esprisi kalmazdı. Herkes zaten evliya, otomatik evliyaya bağlanırdık yani. Oh, Allah beni açlıktan imtihan etmesin. Beni paramdan imtihan etmesin. Sıkıntıyla, zorluktan imtihan etmesin. Neyle etsin? Bir sipariş ver bari mübarek. Allah öyle buyuruyor, emrediyor kendisi. Yemin ediyor zatına, imtihan edeceğim diyor. Ali İmran'da okuduğum ayet-i kerimeye geleceğim ama şehitlerimizde çoktur tabi Cenab-ı Hak. Onların da şehadetini kabul etsin. Amin. Mısır maalesef ayrı bir sıkıntı veriyor Müslümanlara. Tamamen Siyonizm yanlısı tavırlarla. Şu Esed, Allah onu bildiği gibi ıslah etsin. İsrail'e taş çıkartacak şekilde zalim. Yani yüz küsür insanı bayram günü katletti. Sivil insanlar, çocuklar, dedeler, bebeler ya. Vuracaksan vur askeri de. Yani neyse bir kavga ediyorlar derim yani. Sen çocuktan ne istiyorsun ya? İsrail hakeza 400 kişiye yakın insanı katletti bayram günü. Allah'ım buna dur diyecek bir baba yiğiti nasip eylesin. Amin. O dur diyecek kimse bugün dünya lideri olur arkadaşlar. Kim dikine buna dur der, bütün şekilde bunun kulağını çekecek tarzda hareket ederse var ya, Güney Amerika tamamen dur dedi. Allah onlara da hidayet nasip etsin. Allah'ın elin gavuru bütün konsoloslarını çekti, gönderdi. Allah'ım İslam alemine de bunun tesirini nasip etsin. Ey Müslümanlar, şu gavurlardan ibret alın dercesine Cenab-ı Hak gözümüze sokuyor gavurların yaptığı hareketi. İnsanlık gavur da olsa insanlık var ya, insanlık ölmemiş. Dedirtiyor adeta dünya. Ha, dünya boş değil. Boş değil ama boş da değil. Cenab-ı Hak sadece İslamiyet'i Türkiye'ye vermedi ki. Yani Kolombiya'daki bir adam, Peru'daki, Şili'deki, Mozambik'teki, ne bileyim diğer
ucu bucu olmayan adalardaki adamların da Allah'a iman etmesi mümkün mü yani? Yok canım, okyanustaki adamın imana ne ihtiyacı var? Zaten yalnız orada. Bu diyeceğiz. Hepsi Allah'ın kulu. Umulmadık yerden ne yapıyor Cenab-ı Hak? Kullarına destek gönderiyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الد۪ينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ Resulullah buyuruyor ki Allah bu dini mübin İslam'ı dolayısıyla Müslümanları bir facirle, fasıkla da teyit eder, kuvvetlendirir diyor. Psikolojik savaşı siz az görmeyin. Koca Amerika kıtasının güneyinin yarısının bu Siyonist haininin yaptığı zulme mukavemet göstererek tepki göstermesini siz diplomatik ifadeleri, yazılanları, hareketleri hafife almayın. İlle de silahlı savaş değildir yani kazanımlar. Bir takım çalışmalar olacak. Allah'ım İslam alemine de bu duyarlılığı nasip etsin. Amin. Kademe kademe uyanıyorlar. Cenab-ı Hak uyandıracak. Mecburi istikamet uyanacak olanlar vardır. Gerçekten uyanık duran bizim milletimiz gibi inşallah olanlar da vardır. Allah topyekün ümmeti Muhammed'e uyanmayı nasip eylesin. Amin. Öyle buyuruyor Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Beş madde saydı burada Cenab-ı Hak. Peşine de وَبَشِّرِ السَّابِرِ Kullarım her halükarda imtihandasınız. Dünyaya geldiniz, yakayı ele verdiniz. İmtihandasınız diyor Cenab-ı Hak hepimize. Ben imtihan edeceğim size diyor. Bir şeyle sizi imtihan edeceğim diyor. Önemli bir şey. O şeyi kapalı. Ya Rabbi nasıl bir şey? Minel havfi, korkudan bir şey. Bu ekonomik korku olur, sıhhat afiyet korkusu olur, baskın korkusu olur, ölüm korkusu olur, yaralanmak korkusu olur, füze mi düşecek, bomba mı düşecek, nükleer mi düşecek, ne bileyim, deprem mi olacak, tsunami mi gelecek, bir korku. Vel cu'i, açlık. Var mı bugün açlıkla imtihan edilen Müslümanlar? Vallahi var, yeminle söylüyorum. Çok var. Sen bugün toklukla imtihan ediliyorsun. Toklukla şükredecek şekilde imtihan edilmenle beraber o açlıktan ölenlerin de dikkatini sana sunuyor Cenab-ı Hak. Onlara da bakarak haline şükret. Onlara da dua et yani. Onlara dua etmek, onlara yardım etmek de şükrani nimetin bir parçasıdır. Oh benim durumum tıkırında Allah'ım onlara da yardım etsin. Yat aşağı böyle bir şey yok. Böyle bir şükür yok yani. Yediğimize, içtiğimize, giydiğimize, sağda afiyette olduğumuza, emniyette olduğumuza, huzurlu yaşadığımıza, güzel geçindiğimize elbette şükredeceğiz ibadetlerimizle. Ama beni tarafta o sabırla imtihana tutulan kardeşlerimize yürekten bir parçamız kopuyormuş gibi de orayı hissederek aman Allah'ım diyeceğiz. Onlara böyle affedersiniz sallapati değil de dudaktan değil sadece de bedenen, ruhen, maddi, manevi onların yardımına da koşarak mevcut halimizin bedeni, fiziki, fiili, maddi, aynı, nakdi neyse şükrünü de eda etmiş olacağız o anlamda da. Onlara da yardım etmeye muvaffak etmesi bir şükür vesilesidir. Düşkün olan kardeşlerimize yardım etmek, Allah'a ya Rabbi sana ne kadar şükresem, ne kadar hamd etsem azdır. Sen beni bu kardeşime yardım etmeye muvaffak etsin. Elhamdülillah demesi şükür değil midir ya? Yediğimize şükürler olsun, içtiğimize şükür olsun, yardıma gerek yok. Allah yardım etsin. Ya, ne kadar tehlikeli bir şey. Beni taraftaki yaptığımız lokal şükrü bile ne yapar bu zedeler? Allah cümlemize yardım etsin. Vel cu'i açlıkla. Ve naqsin minel envali. Nice orada fabrikası olan arkadaşlar vardı, hipermarketleri olanlar vardı, büyük mağazaları olanlar vardı, malları vardı. Minel emval, mal kelimesinin çoğulu, cemisi Arapça. Mallarınızdan sizi imtihan edeceğim. Dün adam zengindi, Gazze'de bile bir kısmen zenginliği vardı. Efendim söyleyeyim, bugün kardeşimizin hiçbir şeyi yok. Ne büyük imtihanı değil mi kardeşim? Allah'ın yardımcıları olsun. Amin. Vel enfusi, canlarınızdan. Ne kol kalmış, ne ayak kalmış, ne baş kalmış, ne kulak, ne burun kalmış. Her türlü paramparça olmuş kardeşlerimiz. Elbette ki biz şükrani nimet yaparken o kardeşlerimizin sabrına da en güzel şekilde destek yaparak gerçek manalı Allah'ın şakir kullarından, şükreden kullarına olmaya çalışmamız lazımdır. İşte bugünler
İnşallah. Ankara'yı bir zaman, en kısa zamanda da Cenab-ı Hak onların dersini verir. Zulüm ayyuka çıkmıştır kardeşlerim. Zulüm tavan yapmıştır. Düşmesi yakındır. Hep beraber düşmesine vesile olalım inşallah. Hakkın tamamen en üst seviyede ispat edilmesine, bütün İslam aleminin, hatta bütün mazlumların Müslüman olmasa bile, yok mu bizi kurtaran diyen diye bağıran, çağıran Müslüman, gayrimüslim kimler varsa cümlesinin kurtulmasına da Allah'ın memleketimizi vesile kılsın. İslam aleminin de toparlanmasına bizleri vesile kılsın. Niçin öyle diyorum? Tarihte Allah hep bizi vesile kılmış. Utruku Türke ma terakukum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Türkleri bırakın diyor, sizlere ilişmedikleri müddetçe Türklerle uğraşmayın diyor Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hakikaten savaşçı millet tabii. Müslüman Türkleri kastediyor, ecdadı kastediyor. Bizler de onların torunları olmakla iftihar ediyoruz elhamdülillah. Beceremiyoruz, yaramaz torunlarıyız ama bir gün yarayacağız inşallah. Ben kendime diyorum ya Rabbi sen beni yaşatıyorsan mutlaka beni bir yerde bir yere bir şey yapacaksın yani. Diyorum. Ya Rabbi lütfunla bizi tamamla. Ama mutlaka bizi, herkesi bakın, bizi derken hepimizi kastediyorum. Allah herkesi kendi kabiliyetine, yeter ki samimi olalım, yürekten olalım. Herkesi kendi kabiliyet ve gücüyle Allah yolunda Cenab-ı Hak istihdam ve istimal edecek. Hiç merak etme. Herkesin konum aynı olmaz. Kimisini maddi çalıştıracak, kimisi manevi, kimisi bedeli. Öyle baba yiğitler var ki tam komando mübarek. E sen şimdi benim gibi yarım porsiyonsun, ancak dua edersin, biraz yardım edersin, Kur'an ziyafeti verirsin, tahrik edersin, Akşemseddin gibi teşvik edersin. Ötekisi de ulu abatlasan gaza gelir, çıkar kürsüye, mihraba, efendime söyleyeyim, kulenin tepesine, diker bayrağı, bitirir işi. Zaten Ramazan-ı Şerif'te, Kadir gecesinde, Cebrail aleyhisselam komutanlığında bütün melekler indiler, Tur-i Sina dağına tevhid bayrağını diktiler. Bu Kadir gecesinde dikildi bu, her Kadir gecesinde olduğu gibi. Ama zulüm ayyuka çıktı ya, bu dikilmeyi biraz daha ben işin yaklaştığını hissederek söylüyorum. Mescid-i Nebevi'ye tevhid bayrağını dikerler, Kabe'nin damına dikerler, Kudüs'e dikerler diyor. Dört tane sancağa melekler gelirler Kadir gecesinde, yeryüzüne en önemli noktalara, o noktaların da ehemmiyetine binaen de söyleniyor, tevhid bayrağını dikerler. Vallahi bir gün gelecek o tevhid bayrağı, şöyle bir kelime-i şehadeti beraber getirelim mi? Hep beraber. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yeryüzüne yemin ettim, tehdiden söylüyorum. Bir gün kelime-i tevhid bayrağı, inansalar da inanmasalar da bütün insanlığın selameti için, huzuru için Allah yeryüzüne bir daha o bayrağı dikecek. Öyle bir günler gelecek ki bir tek kafir kalmayacak, herkes Müslüman olacak. Ondan sonra tekrar bozulmalar olacak. Dört başı İslam, dört başı mamur yaşadıktan sonra ondan sonra bozulmalar olacak. Kademe kademe, kademe kademe Müslümanlar ruhlarını Cenab-ı Hak'a verecekler. Bir şekilde onların ruhları kabz edilecek. Yeryüzü gene kafirlere kalacak. Kıyamette kafirlerin tepesine konacak. Kıyamet dehşetinden bir tane Müslüman ne olmayacak? Zarar görmeyecek. Zerre kadar imanı olan bir kimse Müslüman, kıyamet dehşetini, vahşetini ne yapmayacak? Görmeyecek. Ama biz diyoruz ki ey Müslümanlar, bizim ölümümüz kendimizin kıyametidir. Gelin kendi kıyametimizi hazır yapalım. Yarın inna lillah ve inna ileyhi raciun deniliyor ya cenaze olunca, mefta defnedilirken. Birisinin ölümünü duyduğumuz zaman da Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz diyoruz. Ne diyoruz? İnna lillah, biz Allah içiniz ve inna ileyhi raciun ve ona yine şüphesiz ona dönücüleriz. Mutlaka döneceğiz demek. İşte bu akabinde geliyor. Allah ben sizi bir takım şeylerle imtihan edeceğim. Minel hafi korkuyla, vel cu'i açlıkla, ve naksim minel emvali, mallarınızdan noksanlıklar yaparak, belki bazen yok ederek, bazen bol vererek, bazen hiç vermeyerek. Evet. Vel enfusi, efendime söyleyeyim, nefislerinizden, canlarınızdan. Ya bana öyle bir şey olmadı. Olmadı ama öteki kardeşi ne oluyor? Ve semerat, bağınızdan, bahçenizden, arazilerinizden. İsrail, Müslümanların tahıl ambarları olan bahçeleri yakıyor kardeşim, yakıyor. Buğdaylarını, arpalarını yakıyor. Şimdi o benim kardeşlerim bu ayet-i kerimeye girdi mi? Mallarıyla, canlarıyla, korkuyla, efendim nefisleriyle, bütün mal mülkleriyle, arazileriyle, tahıl ambarlarıyla imtihana giriyorlar mı? Giriyorlar. Ve beşşiris sabiri. Allah diyor ki sabredenleri müjdele.
açlık da olsa, malımız helak da olsa, Müslüman olmamız münasebetiyle her türlü eksiklikler, noksanlıklarla imtihan da olsak sabretmek, dik durmak, bırakmamak, terk etmemek, işin Allah'tan geldiğinin bilinciyle mücadeleye devam etmek sabırdır. Susmak değil sabır tabii burada. Mücadeleye devam ediliyor, bahçeleri yanıyor, anaları, babaları, evlatları ölüyor. Her gün füze, top, tank, her türlü silahlarla adeta deneme yapılıyor. Kardeşlerimiz ümmeti Muhammed için, Filistin için değil, bütün 1,5-2 milyar İslam alemi, suskun İslam alemi için direniyor, Kudüs'ü vermeyeceğiz diyor, burada öleceğiz, bırakmayacağız diyor. Bütün dünyaya adeta ibreti alem, eldeki taşlarla, sapanlarla, en teknolojik silahlarla, ahtapot gibi saldıran Siyonizm Yahudisine ne yapıyor Cenab-ı Hak? Onlara bir direnç vermiş, bir mukavemet vermiş, bir sabır vermiş, bir kudret vermiş ki Allah'ın bütün İslam alemine onların aşkını, şevkini, direncini, mukavemetini ihsan ve ikram eylesin. Ve ayağa kalkmayı nasip eylesin inşallah. Çünkü mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmek çökmez. Allah mazlumlara maddi manevi toparlanıp ayağa kalkmayı usulüyle, provokasyonsuz, dengeli, bilinçli, şuurlu, hesaplı, kitaplı ayağa kalkarak kafire, zalime, Müslümana bu kadar zulmedenleri Cenab-ı Hak bir gün otur aşağı dedirtmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. O günler yakındır diye hüsnü zannediyorum. Cenab-ı Hak Ankara'yı bir zaman ihsan ve ikram edilsin değerli kardeşlerim. Amin. Cenab-ı Hak kardeşlerimizi ve bizi yaptığı bütün imtihanlarda muvaffak eylesin güzel kardeşlerim. Yine bu minvalde bir ayeti kerime Cenab-ı Hak bize lütfedecek Ali İmran'da. Buyurur ki bismillahirrahmanirrahim. Letublevunne fî emvalikum. Lam lamı tehkit. Letublevunne. Nunu tehkit. Lam lama kasem lamı. Zatıma yemin ederim ki. Yani Allah'ın ayetidir zaten. Yemin etmesine bile gerek yok. Ama ehemmiyetine binaen, işin ciddiyetine binaen. Letublevunne. Zatıma yemin ederim. Elbette ve muhakkak, yani hiç şüphesiz imtihan olunacaksınız. Tüblevünle beladan belalanacaksınız, musibetleneceksiniz. Bir takım imtihanlara maruz kalacaksınız diyor Cenab-ı Hak. Yemin ederek söylüyor. Hangi konuda ya Rabbi? Fi emvalikum, mallarınız konusunda. Zekatını verdin mi? Fitreni verdin mi? Bağışını yaptın mı? Fidyeni verdin mi? Allah yolunda harcama yaptın mı? Bu. Veyahut da Allah bol kepçe verdi. Sen Allah'ın sana verdiğinden bolca ihsan ettin mi? Allah senden kıstı biraz. İsyan metnin, sabır metnin, hulasa bize verdiği nakdi ve aynı mallardan Cenab-ı Hak diyor ki imtihandasınız. لَتُبْلَوُنَّ فِي اَمْوَالِكُمْ. Hepsinden, bütün aynı nakdi hepsinden Cenab-ı Hak bizi imtihana tabi tutacak. وَاَنْفُسِكُمْ. Nefislerinizden, yani nefsani, şehvani dediğimiz duygularımızdan, bizi yanlışa sevk etmek için şeytanla koalisyon kuran nefisten, Allah'ım nefsimizi, nefsi emmareden, nefsi levvameye, nefsi levvameden, radıyeten merdiye makamına, Allah ondan razı, o Allah'tan razı, Allah bize nasip etsin. Nefislerin boyutları vardır. Nefsi emmare, innen nefse le emmaratun bissu ila ma rahime rabbi. Yusuf Aleyhisselam'ın duasını biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam peygamberdir ama o bile böyle bir ortama düştüğünde ne olduğu? Züleyha validemize meyletti. Züleyha validemiz ona arzu etti, himmet etti. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ. Rabbisinden bir delil, bir ikaz, bir işaret görmeseydi beşeri olarak insanın yapısı, erkek olsun, hanım olsun, birbirine temayül yönelmeye müsaittir. Bu manada Yusuf Aleyhisselam innen nefse le emmaratun bissu'i. Ya Rabbi nefis insana kötülüğü emreder. İlla ma rahime Rabbi. Ancak Rabbimin müstesna kıldıkları, ancak Rabbimin kayırdıkları, himaye ettiği, kolladıkları müstesna. Dolayısıyla nefsi emmare. Allah'ım nefsi emma. Bizdeki nefsi emmare değildir. Nefsi levvamedir Allah-u Alem inşallah. Çünkü yaptığımız kötülüklerden pişman oluyor, üzülüyoruz ya. Üzülen nefis. Yaptığı kötülüklerden pişman olan nefsi levvame diyoruz. Levvame. Ama razı yeten mevziye, nefsi mutmainne,
Mutmainne'den sonra bir de radiyeten merdiye en son makam. Allah senden razı, sen Allah'tan razısın, değmeyin yağlı boya. Lokum, dişi olan da olmayan da yesin. Nefsi mutmainne, tatmin olmuş nefis. Yani haramları aklına bile getirmiyor. Artık hiç işi yok, tamamen helallerle meşgul. Her zaman Cenab-ı Hakk'ın rızayı barisini dikkate alarak hareket ediyor. Tabi nefis konularında kademeler vardı, o konulara girmedim. Kısmen lokal bir giriş yaptım. Burada nefis dediği için kısmen, yani oraya vakit münasebetiyle kısaca girmiş olduk. Cenab-ı Hak nefsimizi de lütfu ile, kendi yardımıyla, birbirimize, ulemanın, meşayihun, sulahanın, meşayihun yardımıyla, birbirimize maddi manevi destek yaparak ama neticede kendisi temizleyecektir. Biz kendimiz temizleyemeyiz nefsimizi. Cenab-ı Hak ne şekilde temizlenecekse nefsimizi temizlemeye ölmeden bizi muvaffak eylesin. Amin. Bu dünyada temizlenemeden ölenlerin kısmen cehennemde Müslüman olarak ölenlerin bile kısmen cehennemde temizlenmeleri mümkündür. Allah'ım oraya düşmeden burada temizlenmeyi, musallada düzelmeden sağlığımızda rahat bir şekilde düzelebilmeyi, tertemiz olabilmeyi bize nasip eylesin inşallah. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ وَلَتَسْمَعُنَّ aynı tehditle geliyor. وَلَتَسْمَعُنَّ elbette ve muhakkak işiteceksiniz. Kimden? Minellezine utul kitap. Kendilerinden, kendilerine kitap verilmiş. Daha önceden işte Tevrat verilmiş, İncil, Zebur verilmiş. Sonra tahrif etmişler. Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecusilerden, din düşmanlarından. Min kablikum sizden önce. Onların uzantıları da bugüne kadar, kıyamete kadar. Daha kimden? Ve minellezine eşreku müşriklerden. Allah'a ortak koşanlardan. Yani gelen anlamda Yahudilerden ve Hristiyanlardan, Mecusilerden, din düşmanlarından, Allah'a ortak koşan şirkten, yani siz Müslümanlar, ey Müslümanlar, sizin dışınızdaki bir takım kafirlerden, zalimlerden işiteceksiniz, göreceksiniz. Ne işitecek, göreceksiniz? Ezen kesira, çok eziyetler, çok sıkıntılı şeyler duyacaksınız. Şimdi Müslümanı katlediyor, şimdi beri taraftan Almanya'nın başı, ben de İsrail'de yanayım diyor. Bu eziyet görüyor bize. Bir bomba atmış gibi. Niye? Gavur gavurla beraber kardeşim. Ötekisi diyor ki biz arkasındayız. Ötekisi biz yanındayız. Ötekisi biz sağındayız diyor. Baktın bütün gavurcuklar toplanmış Müslümana karşı. Niye? Adamı görebiliyor. Eziyet bunlar. Demeçleriyle, diplomatik ifadeleriyle, yazmalarıyla, medyatik ortamdaki söylemleri, eylemleriyle, bir takım propagandalarıyla yaptığı çalışmalardan dolayı ayrı bir eziyet göreceksiniz. Bunlar imtihanın vesilesi mi? Cenab-ı Hak diyor ki وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَبْتَقُوا kullarım, hangi zamanda, mekanda, ortamda olursanız olun, hangi türlü imtihan çeşitleriyle imtihan olunursanız olun, bilin ki hepsi benden geliyor, bu imtihan vesilesidir. Hepsi dünyada geçicidir. İşte bu sıkıntılardan dolayı Muhammed Mustafa buyurdular ki Allahümme la ayşe illa ayşul ahira. Ya Rabbi, dünya hayatı diye bir hayat, hayat değildir Allah'ım. İlla ahiret hayatı, illa cennet hayatı ya Rabbi demiştir. Muhammed Mustafa dünyadan yaka sırtmıştır kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam. Senin peygamberin bile dünyaya şöyle yapmıştır tabircesi. Ya Rabbi, dünya hayatı hayat mıdır ya Rabbi? Değildir. Bana ahiret lazım, bana ahiret lazım. Bana seni gerek, seni dercesine Yunus vari bizim anladığımız tarzda Cenab-ı Hakk'a böyle münacatta bulunmuş. Dünya hayatı da hayat mıdır be? Ben yerken ötekisi öldürülüyor açlıktan. Ben rahat sıcak suyla, soğuk suyla istediğim duşumu alırken adam bombayla, tozdan, topraktan, böyle bir hayat mı olur? İstemiyorum bu dünya hayatını demesi lazım Müslümanın. Dünyayı kullanması lazım depe depe. Bilsin ki ahiret vardır. Alemi berzah, kabir vardır, mahşer vardır, cennet, cehennem vardır. Arkadaşlar ortada kalmak yok. Allah hiç kimseyi ortada bırakmayacak. Ya cennete ya cehenneme Cenab-ı Hak ortada bırakılmamayı ama cehenneme de hiç uğramamayı bize nasip eylesin. Bize kalırsa arkadaşlar inanın düşeriz biz. Biz daha ne yaparız? Beceremeyiz ki biz. Düşeriz yani. Düşeriz kardeşim, düşeriz. Düşeriz. Allah'ın bizi düşerken de tutsun inşallah. Kendi sevdirdi bu dini mübin İslam'ı. Kendi kayırdı bizi, kendi aldı, kabul etti bizi, lütfetti, ihsan etti bize. Bir takım sebepler halk ederek
Son nefesimizde dahi bizim elimizden tutsun. Son nefesimizde de buyurun şöyle bir cuma günü kelime-i şehadet iman tazeleyelim hep beraber aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin adamı olarak her zaman söylediğimiz gibi yaşayabilmeyi. Son nefeste de tane tane getirilerek huzur-u ilahiyeye şehit olarak varabilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin değerli kardeşim. Hangi türlü, hangi zamanda, mekanda, imkanda, hangi türlü imtihana tabi tutulursanız tutulun. Ve in tasbiru, sabrederseniz, mukavemet gösterir, direnç gösterir, dikine durursanız. Senin Çanakkale'deki deden, benim dedem yedi düvele karşı sabretti. Sabrı göstererek anlattı bize. Sabretmek demek böyle kenarı mıymıntı gibi çekilip sıkılmak, oturmak demek değildir. Sabretmek, bütün dünyanın en teknolojik silahlarına karşı dokuz çakar bir alırla ölümüne saldırmak. Ya öyle sabretti dedem, dedemiz, dedelerimiz. Rahimehumullah, rahmeten vasi'a. Allah cümlesine bol kepçe rahmet eylesin. Bizim için öldüler, bizim için toprağa kan verdiler, can verdiler, biz yaşayalım diye. Bugün Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, bütün İslam coğrafyasında Müslüman kardeşlerimiz bu ayet-i kerimelerin kendilerine verdiği ruhla hareket ediyorlar. Yoksa matematik hesabıyla durulması mümkün değil değerli kardeşim. Haritalara bir bakın. Güçlerin orantısına bir bakın. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok. 72 saatlik bir ateşkes ilan edildi. Muhtemelen İsrail korktu da yaptı. Bizimkiler çoluk çocuk bari ölmesin diye hadi öyle olsun dediler. İsrail, Filistin coğrafyasından çıkmadıktan sonra, Kudüs Müslümanların başkenti olmadıktan sonra komple Filistin aslına rücu edip Müslüman halkındaki tapusu da bizdedir. Tebliğ edilmedikten sonra vallahi kıyamete kadar bu cihat devam edecektir. Bu budur yani. Öyle ateş kesmiş, bilmem neymiş, bunlar hep hikaye, prova şeyler bunlar. Nefes almak istiyor yavrum, nefes almak istiyor. Yavurcuklarından da geberdiği için dünya kamuoyuna da paylaşamıyor. Ne yapıyor? Sıncını sivil halktan, çocuklardan, dedelerden, bebelerden, nenelerden alıyor. Allah kerimden muhafaza eylesin. Bu imtihandır. Allah'ın ayetleri bunların olacağını söylüyor. Allah'ım ve in tasbiru, şayet sabrederseniz. Buyurdu ya, eleysallahu bi abdin kafir. Eleysallahu bi kafin abdi, affedersiniz. Eleysallahu, Allah-u Teala değil midir? Bi kafin, kafi değil midir abdehu? Rum suresinde veya Zümer suresinde de Allah alem. Allah kuluna kafi değil midir? Kafidir. Allah'ım kendisiyle bu manada geçinebilmeyi, bu manada kendisiyle kontak kurabilmeyi nasip eylesin. Allah bizi bırakmaz, biz Allah'a bırakmadıkça. Cenab-ı Hak bizi yüzüstü bırakmaz. Bu akan kanlar olacak, şehit olacak, gazi olacak, sıkıntılar olacak ama Allah yolunda sabredecekler, mücadele edecekler, senin ve benim bütün İslam aleminin, İslam kamuoyunun uyanmasına, teyakkuzuna, maddi manevi ayağa dikilmesine vesile olacaklar, şerefle şehit olacaklar. Belki bir aşama sonra ben şehit olacağım, benden 50 sene sonraki beni dikkate alarak o şuurlanacak. Bu işler böyle gider. Kimimiz gazi olacak, kimimiz şehit olacak ama Müslüman olmak kaydıyla hiçbirimiz zayi olmayacağız Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizi de onlara hayırlı evlat, hayırlı torun eylesin inşallah. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize, bir o kadar da Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize, Libya'ya hakeza 40'a bölündü. 40. Libya 40'a bölündü. Suriye yanında Mısır'a bakalım. Mısır hakeza böyle. Adeta İsrail'in taşeronu gibi çalışmakta. Halkını tenzih ederek söylüyorum ben. Yönetim kadrosunu konuşuyorum. İstisnalar kaydı bozmaz. Cenab-ı Hak Müslümanları uyandırsın. Bütün İslam beldelerinde, bölgelerinde, ülkelerinde İslami ahlakla Cenab-ı Hak yöneticilerimize teyakkuz nasip eylesin. Kafire, Müslüman düşmanlarına hiçbir şekilde güvenilemeyeceğini, onların yaptığı anlaşmalara biz sadık kalsak da onların sadık kalmayacağı şuuruyla daima arkamızı, sağımızı, solumuzu kollayabilmeyi devlet basında da, millet basında da, ferden ve cemaaten Allah bize nasip eylesin değerli kardeşim. Ve tettekû, sabrederseniz, takva olarak yaşarsanız diyor Cenab-ı Hak, zaten işin güzelliği budur diyor. Zaten diyor asıl iş
Asıl iş budur diyor. Öyle sabretmezsen, takva yaşamazsan, ya benim gibi adama da bu yapılımı dercesine, efendime söyleyeyim, el bebek, gül bebek, Cenab-ı Hak'tan her zaman rahmetini beklersen, böyle, hiç mücadelesiz, böyle bir şey yok diyor. فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُرُ İşlerin azimeti budur diyor. Zaten yapılması gereken, olması gereken budur diyor. Böyle durumlarda sabredeceksin, düşmanla karşılaştığın zaman da sebat edeceksin, çakılacaksın, Allah'ı zikredeceksin ve ancak bu şekilde kurtulursunuz. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ diyor. اِذَا لَقِيْتُمْ يَا اَيُّهَا آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey Müslümanlar! Düşmanlarla karşılaştığınız zamanda, her türlü alanda, her türlü platformda, her türlü platformda, illa silahlı savaş değil, fesbütü, sebat edin, çakılın yere. Acayip, dikilin diyor, dönmeyin geriye diyor. Fezkürullah'a, Allah'ı da zikredin. Düşmanla karşı karşıyasın, ne diyeceksin? Allah Allah diyeceksin. O Allah Allah sözü bile karşı tarafı ne kadar yıpratıyor. Mehter köşleri ayrı, Allah Allah sözleri ayrı. Arkadaşlar, dünyanın gidişatı böyle şeyleredir ha. Dünyanın gidişatı böyle şeylere doğru gidiyor. Çok sıcak zamanlara gidiyor dünya. Allah cümlemize yardım eylesin. Sabredin, sebat edin, Allah'ın zikrine sarılın, zikrullah'a sarılın, Cenab-ı Hak'la beraber olun ki kurtulasınız diyor. Cenab-ı Allah bizlere böyle bunu beyan ediyor. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Şevval ayındayız şu anda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadis-i şeriflerinden bir tanesini size arz edeyim. Günlerimiz uzundur ama Ramazan-ı Şerif'ten yeni çıktık. Henüz oruç alışkanlığımız devam ediyorken buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Men sana Ramazan'a, kim Ramazan-ı Şerif orucunu tutar?" Elhamdülillah tuttuk, Cenab-ı Hak kabul eylesin. Amin. Tutamamış kardeşlerimizi de lütfuyla tevbekâr eylesin. Kefaret orucu tutarak, tutamadıklarının kazalarını da tutmayı seneye de inşallah kavuşturarak, tövbe istiğfarlarını fiziken oruç tutarak da tatbikatını nasip eylesin inşallah. Amin. Kim Ramazan-ı Şerif orucunu tutar ve sümme etba'ahu sonra o Ramazan'a tabi kılar sitten altı, neden? Min şevvali. Şevval ayı içerisindeki 30 günlük zaman zarfından, diliminden 6 gün ama peyderpeyi tek tek perekende ama toptan, efendime söyleyeyim, ben perekende tutacağım. Söylüyorum da çünkü toptan çok sıcak. Arada bir nefes alalım yani, Ramazan'da değiliz çünkü. Ama toptan da tutabilirsiniz. Kaza orucunuza da niyet edebilirsiniz. Kaza oruçları olanlar kazaya da niyet edebilir. Önemli olan Şevval ayında oruçlu olmaktır. 6 gün kim bu orucu da tutarsa diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kâne kesiyâmi dehri, sanki bütün senesini sahura katmış, iftar yapmış, bütün sene her gün oruç tutmuş gibi sevap alır diyor. Ne güzel değil mi? Demek ki tabi Allah'ın Resulü böyle buyurursa doğrudur. 30 gün Ramazan, 6 da böyle 36. Bir iyiliğe 10 sevap yazıyor Cenab-ı Hak. Eşittir 360 tabiri caizse. Onun matematiğini biz yapıyoruz. Ama hadis-i şerif Ramazan'ı tutmuş, Cenab-ı Hak kabul etsin, 6 da Şevval'den katmış, bütün senesini iftar yapmış, sahur yapmış gibi, Ramazan orucu tutmuş gibi bütün senesi her gün oruçlu olarak yazılır diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız hayır hasenatımızı, sıla-i rahimlerimizi, bütün güzelliklerimizi en güzel surette kabul eylesin. Amin. Bütün alemi İslam'a imdad ve nusret eylesin. Amin. Özelde, genelde, dahilde, haricde bütün gelişmeleri Cenab-ı Hak şahsımızın, aile efradımızın, milletimizin, memleketimizin, bütün alemi İslam'ın, hatta daha ileri gidiyoruz, bütün insanlığın sıhhat selametine, maddi ve manevi defahına, huzuruna, bırakın insanlığı, tabiatın, hayvanatın, bütün kainatın güzelliğine Allah'ın vesile kılsın, tebdil ettirsin, hayırlı sonuçlar versin diyorum. Son nefeste hepimize hüsnü hatime ve şehit olarak huzuru ilahiyeye varmamızı nasip eylesin. Özellikle Gazze ile Suriye'ye Cenab-ı Hak, Myanmar'a ve Doğu Türkistan'a Cenab-ı Hak acilen, acil yardım eylesin, acilen imdat eylesin. Oradaki kardeşlerimize Cenab-ı Hak dualarımızı inşallah onların ihtiyacı kabilinden onlara kavuştursun diyorum. Amin ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. وآله وأصحابه وأتباعه ومشايخنا كافة والحمد لله رب العالمين الفاتحة